Hey 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 hey, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ve ta Avusturya'dan bize video atan Timur'la birlikte bir market videosu çekeceğiz. Ama bu sizin alıştığınız market gezme videolarından olmayacak. Ben Migros'a gittim. Timur Avusturya'da çok sevilen bir markete gitti. Çok alışveriş yapılan bir markete gitti. O oradaki ürünlerin fiyatını çekti. Ben burada buradaki ürünlerin fiyatını çektim. Ve de ikisini karşılaştıracağız. Artık takdir sizin. O zaman hız kesmeden hemen videomuza doğru geçelim. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olmayı da unutmayın. Şu an Viyana'dayız kardeşim. Az sonra Billa'ya gireceğim. Billa Viyana'daki en çok ziyaret edilen süpermarketlerden birisi. Buradaki asgari ücret şu an 1500 lira brüt. Yani 1200-1250 euro nette tekabül ediyor. Neyle başlayalım? Evet kardeşim, Türkiye'de durumlar nasıl şu an? Maalesef çok fazla takip edemiyorum. Ama bak ben sana şunu söyleyeyim. Şu an mesela önümde yumurtalar var. Yumurtalar bakalım. Onlu yumurta gezmiş tavuk olarak geçiyor kardeşim. 3,99 euro. Şöyle göstereyim. Timur onlu göstermişti. Onlu gezen tavuk. Yani gezen tavuk olmuyorum. Organik olarak olan yumurtada. Onun haricinde burası gayet sıradan bir alışveriş merkezi. Hani sıradan insanların normal bir şekilde gelip alışveriş yaptığı bir yer. Yani çok da aman özel fiyatlar yok. Ne çok pahalı ne de çok da ucuz. Valla dilimlenmiş kaşar peynirle devam edelim o zaman reis. Yani sana şöyle söyleyeyim, 2,99 euro. Evet, şöyle Migros'un yine kendi dilim kaşarı. Şöyleler 46 liraymış. Onluk mesela tuvalet kağıdı. Baktığın zaman 4,49 euro yani. 4,50 geçişte. Burada da Solo'nun tuvalet kağıdı 16'da 134 lira. Papiano'm var 179 lira. Vio var böyle s**tan bir marka, o da 68 lira. Selpak falan da yine 180 lira. Yine bunlar da 16'lısı. Bu tarz alışveriş merkezlerinde yine Türkiye'lik gibi her şey oluyor nereden baksan. Yani işte çivisinden, ayakkabısından tut, alkolüne kadar, ki ona da sonra bakacağız bu arada. Ama sizin kolunuz ağrımıyor mu böyle kamerayı tutmaktan? Benim kolum ağrıdı. Evet, normal 1 litre süt mesela fiyatı şu an 1,69 euro. Süt fiyatlarına baktığımızda da şöyle tam yağlı bir litre sütler de şu an burada da abi 27,5. Migros'un kendi sütleri de 18,5 lira. Öyle. Ya fiyatlar çok fazla oynama olmuyor genelde. Yani ne bileyim 1 euro 60, 2 euroyu falan görmüyor yani, öyle söyleyeyim. Çok da fazla şey yapmıyor. Öf, enerjim gitti lan. Neyse, eğleniyorum bak, eğlenmeye baş. Aa bak geldik. İşte en sevdiğim reyon. Et fiyatları gerçekten abi, yani burayı göstersem acaba döver misiniz beni bilmiyorum da arkadaşlar. Ben bir şey söylemeyeyim, kendiniz bakın istiyorsanız. Abi en basitinden bak. Et en pahalısı. En pahalı etler şu an burada. Ama ona rağmen fiyatları görüyorsunuz yani. 5,99, 3,99, 2,49, 2,49. Bu daha çok salama geliyor. 1,89. Böyle fiyatlar değişiyor tabii ki de. Ama arkada da tavuk yağı var. Tavuklara bakıyorum direkt. Mesela ne var abi burada? Bir tane tavuk budu. Kilogramı 10,99. Bunun ağırlığı ne kadar? Yarım kilo 5 yapmış abi direkt. Bütün tavuk 10,47. Yani şunu 10 euroya alabiliyorsun abi direkt. Burun gösterdi tavuk butlar. Hemen şöyle bagetleri göstereyim. 62,5 lira kilosu. Bütün tavukların kilosu da 45,90'mış, şunun fiyatı da. Kilo fiyatı. Buradaki mesela salamlar ve jambonlar var. Ben direkt göstereyim sana. Burada mesela fiyatlara baktığın zaman direkt sana şunu söyleyeyim. Burada 2,99'dan başlıyor abi. 3 liraya çıkıyor. Pahalıymış. Neyse. 3,49 falan bu şekilde fiyatlar ortalama 2 ile 3 arasında değişiyor. Hemen yine şöyle Migros'un jambonu var. Onun da fiyatı 36,90. Evet arkadaşlar, alkol reyonuna geldik. En sevdiğimiz yer, bak nasıl heyecanlandım direkt. Bak burada en kalitesi şaraptan en kaliteli şaraba doğru geçiyor. Tabii ki de tutup da 100 euro 200 euroluk şaraplar yok burada, ama genel olarak başlayalım mesela. En ucuzu nerede bunun? Buranın it öldüreni gibi düşün abi, tamam mı? İt öldüren şarabı gibi düşün abi. Mesela bu arkadaş fiyatı 5,99, 5,49, pahalanmaya başlıyor 6,99. 6,49, kripto gibi düşüyor sonra abi 5,99, 3,99, sonra balina giriyor abi 12,99, bu şekilde değişiyor abi, reyon bu şekilde, böyle göstereyim sana. Şimdi geldik Timur'un en sevdiği yere, buradaki şaraplar abi ortalama 149 lira, şöyle 159 lira, aşağı doğru indikçe
balina geliyor Timur'un dediği gibi mesela 200 lira oluyor. Ortalama maksimum 15 liraya gerçekten istesen 3-4 tane, canın istemiyorsa da 1-2 tane şarap kesinlikle alabilirsin yani. Bunun bu şekilde değişiyor. Düşün ki hani böyle reyonlarda, alkol reyonlarında gerçekten pahalı olan alkoller vardır, tamam mı? Bunları mesela normal insan gidip alamaz. Bir tane görevlinin kapıyı açması gerekir. Onda bile fiyatlara şunu şöyle söyleyeyim. Vecchio Romana bir tane likör cinsi, tamam mı? Burada 18 lira demişken açamadığın dolaptaki şeyin en pahalısı 50 euro 90 cent. Yani yine 50 euroya da olsa gerçekten çok bunlar kaliteliymiş ha. Kaliteli alkoller alabiliyorsun yani, öyle söyleyeyim. Tamam, görevli de burada zaten takım elbiseyle olan bekliyor yani. Evet, Havana Club abi, en çok sevilen rum cinsi, benim en çok sevdiğim şey. 3 yıllık Havana Club abi. Bak 16.99. 7 yıllık beklemiş Havana Club'sa 18.49. Böyle devam ediyor işte yani. Pardon, diğer Havana Club 18, 7 yıllık beklemiş olan 27 euro. Tabii ki de daha pahalı olanlar da 51 euroya kadar çıkıyor yani, ama bunları tabii ki de alamıyorsun. Kilitli kapı. Evet, kilitliymiş. Alacak mı abi, sana bakma. Hangisinden istiyorum söyle, alayım sana dedik. En basitinden olay. Bir tane viski abi. Al. Chivas. Biliyorsun abi Chivas'ı zaten. Sevdiğim bir viski o gün. Abi 27.99. Jameson 23.99. Black Label Johnny Walker 29.99. Bu şekilde devam ediyor abi. Fiyatlar gerçekten böyle. Label'lar şunlar. 500 lira. Black Label, Label, Label artık her ne boksa 590 lira. Şöyle Havana'lar da 600. Şahane ya, yani Timur'un bizi kıskanmaması için hiçbir neden yok ya. Çocuk sürekli kıskanıyor abi. Herkesin merak ettiğine Jack Daniels var abi. Jack Daniels 27.99. Sen düşün yani. Buradaki fiyatı arkadaşlar, gördüğünüz gibi yüzlük Jack bu. 770 lira. En sevdiğim Valentino's 24.99. Valentino's 469 lira. Bak, bahsettiğim İtalyan likörü de bu arada. Pisarone. Gerçekten çok güzel. Fiyatı 14.99. Jägermeister var abi burada. Timur'dan Jäger isterim ama Jägermeister diyor. 14.99 fiyat. Moruk gerçekten normal diyor. Ama Türkiye'yi kıskanıyoruz. Vodka bu. Abi normal Russian Standard Vodka, ki ben bunu seviyorum bu arada. Kötü değil bu. 16.99 abi. Gayet normal bir fiyat. Burada da vodkalar var. Zaten vodkada 600 lira şu arkadaş şöyle. Böyle. Tekila var abi. 18.99. Abi diyelim ki öğrencisin. Evde sadece makarna var. Yanına bir tane nugget alacaksın abi. Gerçi balık nugget diye geçiyor bu da. Abi 5.99. Hemen size nugget'ları da göstereyim. Bamit'in piliç nugget'ları 21.90. Bir tane pizza mı yapacaksın? Bunu 4.29. Şimdi dondurulmuş gıda bölümüne geldim. Şöyle pizzalar var. Şu pizzalar 89.90, yani 90 lira. Şunlar da 52.90. Abi yani fiyatlar hep ortalama bu şekilde devam ediyor. Ben şu ana kadar pahalı bir şey bulamadım. Bir kere dondurma fiyatlarını sanırım en son Aygid açıkladı. Burada mesela bir tane koli dondurma alıyorsun 6.29. Timur orada bize koli dondurma göstermiş. Burada hani o tip dondurma olmadığı için direkt abi şöyle hani Magnum Mini'leri yine çoklu olduğu için onu örnek göstereceğim. Magnum Mini'ler de zaten abi 89 lira. Evet arkadaşlar, o günün kanalına abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Almayacak sanırım. Kes, buraları kes. Şampuan. Ya burada çok fazla kaliteli şampuan yok ama hani ucundan şey yapalım. Bu erkeklerin kullandığı 5'i 6'sı bir arada, 10'u bir arada pantenler var yani, böyle ne bileyim. Mesela 3'ü bir arada var abi burada. Basit normal bir şampuan. 5.49 abi. Ve fiyatlar da hep bu şekilde devam ediyor yani. Haldır şaldır var moruk. En sevdiğim Head & Shoulders. Bu gerçekten pahalı. Hani öyle söyleyeyim. Buna millet mesela pahalı der. Almaz. Hani gider bunu alır mesela, ne bileyim. Veyahut da gider alttan alır. Head & Shoulders abi 7.99 ve ben gerçekten bunu pahalı buluyorum. Bu Head & Shoulders'ın fiyatı da 48 lira 75 kuruş. Gerçi yanındakilerin de öyle. Diğer marka atıyorum Clear falan 75.90 şu. Evet, vazgeçilmezlerimizden birisi ananas. Pardon. Ananas abi var burada. Tanesi 3.99. Bir tane alıyorsun işte 3.99. Ne bileyim yani. Ananasın adet fiyatı da 40 lira. Şöyleli. Kivi var abi. Kivinin tanesi. Bir tane almak mı? Bir tane almak 99 cent bildiğim kadarıyla. Şimdi bir de buradaki kivi de şey diye geçiyor. Doğu Karadeniz kivisi.
şöyleli. Yok, fiyatı da 19.90. Salatalık en basitinden abi, tamam mı? Salatalık bu şekilde böyle satılıyor normal. Tanesi 1.49. Salatalar. Ya bunlar bana normal geldi. Tibor'un gösterdikleri nedense hayvani boyuttaydı. Buradakiler de yine hıyar. 32.90. Domatesin 1 kilosu şu an şu ufak olanlardan, yani bunlardan, bu 500 gram 2.49 abi. Şu kokteyl domatesler, hemen şu Timur'un gösterdiği gibi mini olanları 39.90. Dostum burada milka çeşitleri var, çeşit çeşitli. Aslında sana bundan getirebilirim bu arada, o gün haberin olsun. Abi 3.19, 3.19 cent. Bu şekilde fiyatları. Milkalara geldik. Bunlar yine Timur'un gösterdikleri arasında var mıydı bilmiyorum. Bunlar 42.90 abi. Düz Milka çikolata var mı şu an göremiyorum ama Milka'nın diğer çikolatası da burada abi. Böyle fındıklı düz falan. 27.5 bunlardı. Bunun şunu getireceğim sana. Bunun tadı gerçekten çok güzel. Ve kötü de olsa getirirdim ama hani tadına bakmak istedim. Çünkü bu gerçekten çok güzel. Bundan Türkiye'de yok. Öyle söyleyeyim. Yani buna benzer ürünler var da bundan yok. Öyle söyleyeyim. Bunu kesinlikle sana getireceğim deyiz. Öyle. Tabii bunun da fiyatı bu arada 3.29. Manaşetin diye geçiyor. Bu kesinlikle ye dediğin şey. Ütme bunda. 9 kat. Buradaki fiyatı neymiş abi bu? Bu da 6.25'miş. Burada ama bu incesi biraz. Seninkisi de bir kat dörtlüydü galiba seninki. Dostum normal bir ekmek. Türkiye'deki ekmeğin gerçekten benzerini buldum. Bu da ortalama 2.69'a tekabül ediyor. Gerçi buradan gözüküyor bilmiyorum da. 4 tane ton balık konservesi aldığın zaman 6.49 olur. Buradaki ton balıkları da böyle Dardanelle tonu göstereyim. 76 lira. İki, kaçlı? Üçlüsü. Üçlü Dardanelle ton. 76.90. Türk işçiler, Türk lokum var burada. Lan oğlum popcake, bir dakika. Oha o gün. Oğlum popcake var. Aa Karadeniz. Bir dakika. Aa bu yabancılar reyonu. Bekle. Yabancılar reyonu. Oğlum hiç beklemiyordum lan. Arkadaşlar evet, yeni bir tane video çekiyoruz. Türkiye'deki popcake ile buradaki popcake arasındaki fark. Türkiye'deki ne kadar bilmiyorum. Burada 8'i mini popcake fiyatları 2.19. Aa bak kendime geldim. Türk lokumlu Turkish Delight diye geçiyor. 1.49. Takın helva var abi. 200 gram. 1.49. Abi hiç beklemiyordum ha. Kabak çekirdeği, ona Türk markası bir daha neyse, 2.99. Bunlar da abi, burada 17 lira şu an. Ben şöyle lokumları bir göstereyim. Evet, lokumun fiyatı da 58.5 lira. Rakı. 70'lik. Aa evet tamam, 70'lik rakı 17.99. 20 rakı. 70'lik rakı. Şu an burada 400 lira. Şöyle. Ama sıkıntı şu, Timur bunu 17 euroya alıyor. Burada peynirler var abi. Bir sürü peynir çeşidi var. Ne başlıyor? 4.85. 3.50. 2.40. Bu şekilde fiyatlar hep böyle aynı. Tabii ufak hali. Kilosuna kadar şimdi bilmiyorum da. Genel olarak yani 100 gramı 2.90. Öyle onu hesap et mesela. Yine Migros'un kendi Ezine peyniri arkadaşlar. 112 lira. Torku'nun beyaz peynirleri 114,5 liraymış bunlar. Bunlarda iki kalıp var. Aa öğrencilerin vazgeçilmezi makarna. Dostum ben sana şöyle söyleyeyim. Burada makarnalar tabii ki değişiyor. Ama en ucuzu en çok alınan, en basitinden. Normal bu ne kadar abi? 1 kilo makarna abi tam 1 euro 49 cent abi. Daha pahalısı da var, daha ucuzu da var. Mesela indirime girmiş abi. Yine 1 kilo 1.39. Spagettiler abi 2.29. Ben sana öyle söyleyeyim ya. Makarnalar abi şu an normal basic makarnalı 11.75. 10.40'a Mutlu'nun makarnaları var. Barillalar 18.50. Bebek bezi abi. Baby dry. Buna bebek bezi. Abi al. 8.99. Tabii pahalı markalar da var. 10.99. 10 euro. 8.99. 9 yani. 9 euro. Ufak paketler var abi. 4.99. Geldik şimdi çocuk bezlerine. Şöyle Prima'nın bebek bezi. Bak. Money Club kartınız varsa 219, normalde 270 lira. Sleepy'ler abi 144 lira. Kartınız varsa yine 130'a falan iniyor. Burada Pringles var. Şu an 2.69'dan 2.39'a düşmüş. Büyük indirim. Bir tane cips alacaksın abi diyelim ki. Paketi böyle 1.29.
Ben sanırım Pringles bulamadım ya. Babuş, bulamamamın tek sebebi varmış, bitmiş. Bir tane kalmış. O da şurada şöyle. Onun da fiyatı abi 47,5. Money Club kartınız varsa onunla birlikte de 34,90 oluyor. 20 lira olmuş Ruffles'lar. 18,45. Leşlerin büyük boyları 18,45. Öyle. Yani alacak, daha doğrusu alacak değil, alabilecek çok... Ana. Bir kişiyi daha kaybettik. Alkol şişesi düşmüş burada. Neyse. Alacaktan ziyade alabilecek çok şey var. Öyle söyleyeyim. Buranın rahatlığı bu. Yani biliyorum abi, yani hoş değil. Ama ya Türkiye'deki durum hoş değil tabii. Ben buna bir şey demiyorum. Cennet vatan, evet. Hiçbir şey demiyorum. Çok seviyorum ama abi şöyle bir şey var gerçekten. Abi fiyatları kendiniz gördünüz. Gerçekten şey, insanın modu düşüyor ya direkt. Hani Türkiye'yle kıyasladığı zaman. Üzücü de oluyor. Kardeşim bugünlük benden bu kadar. Ben şimdi bir tuvalet peçetesi alacağım çünkü yani tuvalet peçetesi bitti. Seni çok seviyorum kardeşim. Dikkat et kendine.